Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi olarak bahar yarı yıl döneminizin hayırlı olmasını dileriz. Umarım sağlıklı ve başarılı bir şekilde bahar döneminizi de sonlandırırsınız diye umut ediyorum. Ben Şeyma Akın, okuyucu hizmetleri şube müdürlüğünü vekaleten yürütmekteyim. Görevim bu şekilde. Bugün sizin için burada kütüphane kullanıcı eğitimi düzenledik. Katılımınız için teşekkür ediyorum şimdiden. Kampüs içerisinde sizleri görmek, belki fakültelerinize misafir olmak isterdik ama malum pandemi nedeniyle artık uzaktan yakınlaşmaya çalışıyoruz. Bu eğitimlerimizi de takip ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sözü çok uzatmadan eğitimimiz bir saat sürecek. Onu belirtmek isterim. Üç ayrı bölüm yapmayı planladık. Başlangıçta kütüphane web sayfamızda neler var, neler biliyorsunuz uzaktan. Onları size göstermek istiyorum. Daha sonra da VETIS, kampüs dışı erişim, özellikle şu an siz kampüs dışında olduğunuz için kampüs dışı erişim ayarları nasıl yapılır? O ayarlar yapıldıktan sonra elektronik kitaplar veya makalelere nasıl erişim sağlanır gibi sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım uygulamalı olarak. Daha sonra bu anlatım sonrasında da gelen sorularınızı yanıtlamak için soru bölümüne dönüş yapacağım ve gerekirse yine tekrar uygulamalı tekrarlar yapacağız sorularınıza göre. Yani sorularınızı şekillendirecek son kısmı en azından onu belirtebilirim. Şimdi web sayfamızı gördüğünüzü umut ediyorum. Bir sıkıntı yoktur umarım. Kütüphane.sakarya.tr adresi bizim kütüphanemizin web sayfası. Burada hakkımızda bölümünde personel kısmı var. Bu sizin için önemli olabilir. Çünkü kitap ödünç alıyorsunuz, süre uzatmak istiyorsunuz vesaire. Nereden yapılacağını ben yine size göstereceğim ama ayrıyetten yine telefonla ulaşmak istediğinizde burada bizim hangi işleri, hangi personelimiz yapıyor ayrıntılı olarak bulunmakta. Dilerseniz e-posta, dilerseniz telefonla erişim sağlayabilirsiniz personellerimize. Öncelikle bunu söylemek istedim. Katalog bölümünde de kütüphanemizde var olan kitapların, basılı kitapların olup olmadığına bakabiliyorsunuz katalog taramayla. Bununla ilgili de yine uygulama yaparız dilerseniz. Şuradan açayım. Burada kütüphanemizde olan kitapları eser adına, yazara ya da aradığınız konu başlıklarına göre yazıp burada arayabiliyorsunuz. Bölümlerinizi sormadım. Hani karışık disiplinler arası olduğunu düşünüyorum. O yüzden genel bir arama gerçekleştireceğim. Bilgi teknolojileri dedim. Dilersen burada eser adı da yazabilirim. Eser adında bilgi teknolojileri yazan kitabı bana getirecek. Evet, bu şekilde sıraladı. 209 tane kitabımız var. Bu 209 kitabın kütüphanemizde olup olmadığını burada sağ tarafta bakın yeşil ifade var rafta. Bunlar kütüphanemizde var olan kitaplar demek. Bu bilgiyi özellikle almanız gerekiyor. Buraya gelmeden önce gelebilecek arkadaşlarımız varsa şayet onlar için bu ifadeyi veriyorum, bilgiyi veriyorum. Merkez kütüphanede olması bizim için önemli. Çünkü farklı fakülte ve birim kütüphanelerimiz var. Hani boşuna yorulmayın burada olup olmadığına. O yüzden önden bakın. Daha sonra kitaplarımızın raflarda bulunan bilgileri var. Şu 332 nokta ile başlayan şurası kitaplarımızın yer numarası. Bunu da not aldığınızda bu şekilde hazırlıklı olarak kütüphaneye gelirseniz kitaplarımızı raftan bulup ödünç verme servisinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu burada olan, Sakarya elinde olan ve kütüphaneye gelebilecek olan arkadaşlarımız için verdiğim bir bilgi. Onun dışında çoğunuz belki de şehir dışındasınız. Şehir dışında olan arkadaşlarımız için de genellikle farklı kataloglara yönlendiriyoruz. Kütüphanemizin bulunduğunuz illerdeki üniversite kütüphanelerinden faydalanabilirsiniz arzu ederseniz. Tabii öncelikle bir oraya sormanızda fayda var. Oraların kütüphanelerin kataloglarını da burada toplu katalog sekmesinde arzu ederseniz inceleyebilirsiniz.
Basit aramada istediğiniz kitapları yazıp sıraladığınızda, yine hemen hızlıca yapalım. Sol tarafta hangi üniversite kütüphanelerinde ya da kurum kütüphanelerinde olduğunu görüyorsunuz. Size yakın olan üniversiteye göre arzu ederseniz oradan da faydalanabilirsiniz. Biz üniversite olarak misafir öğrencilerimize kitap ödünç vermiyoruz. Diğer üniversitelerinde misafir öğrencilerine uyguladığı prosedürler üniversiteden üniversiteye değişiyor. Dolayısıyla gitmeden önce arayıp sormanızda fayda var. Onun dışında yine diğer kataloglar kısmında Yordam, BT kataloğu da, Halk Kütüphaneleri toplu kataloğu da yine aynı mantıkla çalışmaktadır. Yine buralara giriş yaparak aradığınız kitapların oralarda olup olmadığını bulabilirsiniz. Bu da farklı bir bilgi kaynaklarına ulaşma yöntemi. Onun dışında web sayfamızda e-kaynaklar sekmesi var. Buraya kampüs dışı erişim ayarlarını yaparken ayrıca geleceğim. Ama ayrıca incelemek isterseniz diye de şurada bahsetmek istiyorum. Bazı veri tabanlarımızı. Açık erişim veri tabanları bulunmakta. Bunlar kampüs dışı erişim vesaire ayarlarını yapmadan istediğiniz şekilde, istediğiniz yerden tıklayıp erişebileceğiniz açık erişimli veri tabanlarımız alfabetik olarak sıralandı. Atıf veri tabanlarımız bulunmakta. Bu atıf veri tabanları da yayınlanan makalelere indeksliyor ve atıf sayılarını vesaire bakabiliyorsunuz. Eğer hocalarınızın ve kendi belki yapmış olduğunuz şahsi makaleniz varsa buradan takip edebilirsiniz. Dil ve video eğitim veri tabanlarımız burada bulunmakta. Rosetta Stone dil eğitim veri tabanı sizin dil gelişiminiz için önemli olduğunu düşünüyorum. 30 aşkın dilim içeriği var. İngilizce, Almanca, Fransızca ve daha farklı diller. Buraya giriş yapıp nasıl kullanacağını görebilirsiniz. Kılavuzlar ve aşamalar bulunmakta. Bu diğer ikisi açık bir portal. Yine abone olduğumuz Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi, IOM dediğimiz bir video portalı bulunmakta. Bu portala da yine kendiniz kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra bütün videoları, eğitim videolarını ücretsiz inceleyebilirsiniz. Elektronik kitaplarımızda abone olduğumuz, sizler için açık olan Türkçe ve yabancı dildeki elektronik yayınlarımız, elektronik kitaplarımız bulunmakta. Elektronik tezlerimiz yine aynı şekilde açık erişimli olanlar var, kampüs dışı erişimli olanlar var bizim abone olduklarımız. Bunları yine buradan inceleyebilirsiniz ama bunları erişebilmek için daha sonra anlatacağım kampüs dışı erişim ayarını yapmanız gerekecek. Ben sadece hani göz aşinalığınız olsun diye burada göstermek istedim. Elektronik yerel gazetelerimizi PDF olarak aktarıyoruz ve burada her birinin bir sayfası var. Eğer araştırmalarınızda yerel bir araştırma yapıyorsanız ya da tarihi bir araştırma yapıyorsanız bu gazeteleri kullanabilirsiniz. 1950'ler, 60'lar, 70'ler bazı gazetelere göre değişmekte olup ama geçmiş yıllara ait de gazete arşivine ulaşabiliyorsunuz. Haber veri tabanlarımız, indeks veri tabanları bulunmakta. İntihal kontrol programlarımız var. Burada sadece öğrencilerimiz için açık olan internet'i kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Bitirme tezi vesaire yapan arkadaşlarımız varsa bu tezlerini intihal.net portalında tarayabilirler. Ödevlerinin ne kadar intihal oranı var vesaire ona bakabilirsiniz. Hocalarınızın talebi neticesinde dilerseniz. Yine patentlerimiz bulunmakta. Yine burada araştırmalarınızı yapabilirsiniz ve referans yönetim araçları dediğimiz yine bitirme tezlerinizde kullanacağınız ya da makale yazacağınız dönemlerde kullanabileceğiniz araçlarımız burada var. Bunlarla ilgili yine ayrı detaylı eğitimler yapacağız ileride. Burada da yine web sayfamıza tekrar geri dönelim. Sanal kütüphane sekmesi altında da sizler için farklı kurumların kütüphanelerini yine bir araya topladık. Ya da farklı bilgi kaynaklarını, ansiklopedileri, bibliografyaları, yine açık dersleri gibi sözlükleri yine buraya bir araya topladık. Bunları da araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Çok farklı, güzel bilgi kaynakları burada bulunmakta. Kütüphanemizin hizmetleri nelerdir diye merak ederseniz buraları inceleyebilirsiniz.
Şu an yapmış olduğumuz ve ileride yapacağımız eğitimlerimizle ilgili bilgileri de burada eğitim sekmesi altında veriyoruz. Uygulamalı kullanıcı eğitim takvimine baktığınızda bugünkü eğitimimizi görüyorsunuz ve diğer ileriki haftalarda yapacağımız eğitimleri de yine burada görüp katılabilirsiniz arzu ederseniz. Onun dışında zaman zaman web sayfasında bazen aksaklıklar olabiliyor ya da ulaşamadığınız durumlar olabilir bilgi kaynaklarına. Yaşadığınız bütün sıkıntıları kütüphaneciye danışın sekmesi altında ki kutucukta ki bilgileri doldurarak bize yönlendirebilirsiniz. En kısa zamanda size doğru cevabı vermeye çalışırız. Buradaki eğitim videolarımızı yine burada eğitim videoları sekmesi altına yükledik. YouTube kanalımız var. Bu kanala abone olmanızı ve takip etmenizi tavsiye ederim. Bugün yaptığımız eğitim gibi daha önce de yapmış olduğumuz eğitimleri burada sizler için sunuyoruz. Anketler sekmesinde de bizim hizmetlerimizi değerlendirmeniz ve bugünkü eğitimi de değerlendirmeniz için anket sunuyoruz. Eğitimin sonunda mesaj kısmına bu anketin linkini atacağım. Eğer de doldurursanız bizim için geri dönüşünüz önemli. Bu sayede de biz de eğitimlerimizi ve içeriklerimizi geliştiriyoruz. Eser istek sekmesinde de kütüphanemize satın almasını istediğiniz kitapların eser istek modülüne giriş yaparak talepte bulunabiliyorsunuz. Yılın belli dönemlerinde satın alma yaparak kütüphanemizi bu güzel eserleri sizin tavsiyeniz üzerinize kütüphanemize katmış oluyoruz. Hızlıca kütüphane web sayfasında hani neler var bunları göstermek istedim. Duyuruları özellikle takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada açık erişimli, denemeye açılmış veri tabanlarımızı sık sık burada duyurmaya çalışıyoruz. Erişim adreslerini burada veriyoruz. Burada tanıtım yine görsellerimiz bulunmakta. Yine kampüs dışı erişimle ilgili ayarların yine nasıl yapıldığıyla ilgili bilgilendirme kutucuklarımız var. Buradan faydalanabilirsiniz. Şimdi ikinci bölüme geçeyim. Kampüs dışı erişim nasıl yapılır? E-kaynaklar sekmesi altında kampüs dışı erişim, VETİS kampüs dışı erişim rehberi var. Dilerseniz birlikte onu inceleyelim. VETİS kampüs dışı erişim de bir aslında online bir e-kütüphane portalı. Bu portalı kullanmanız için bilgisayarınıza herhangi bir program yüklemeniz gerekmiyor. Kütüphane hesabınız ile doğrudan VETİS kampüs dışı erişime ulaşabilirsiniz. Elektron kaynaklara erişim sağlamak için öğrenci numaranızı, personel için de sicil numarası diyoruz ya da kurumsal e-posta adresinizin kullanıcı adı kısmını görselde de gördüğünüz gibi giriş yaparak erişim sağlayabilirsiniz. Peki kütüphane hesabım nedir? Kütüphane hesabıma nasıl ulaşırım diye soruyorsanız onun cevabı da burada. Kütüphane.sakarya.edu.tr adresinde katalog tarama sekmesine geliyoruz. Katalog tarama sekmesinde biraz önce açtığım sayfada sağda oturmaç sekmesi var. Bu alana giriş yapıyoruz. Daha sonra eğer şifreniz varsa zaten buradaki bilgileri girerek oturum açıp şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ya da şifrenizi bilmiyorsanız şifremi unuttum, belirlemedim kısmına tıklayarak şifrenin bildirimi isteyebilirsiniz. Tarafınıza yapılan kurumsal e-postanıza gelen şifre bildirimiyle giriş yaptıktan sonra sol tarafta şahsi bilgilerim alanı var. Bu şahsi bilgilerim alanından dilerseniz şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Bu belirlediğiniz şifreyle de yine VETİS kampüs dışı erişim içinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi VETİS kampüs dışı erişime nereden geliyoruz? E-kaynaklar sekmesi, kampüs dışı erişim, VETİS kampüs dışı erişim. Tıklayarak adımlarını takip ederek ulaşabiliyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Kırmızı kutucukta sisteme giriş yap alanı var. Oraya sisteme giriş yap kısmını tıkladıktan sonra böyle bir alan geliyor. Eğer biraz önce bahsettiğimiz alanda şifrenizi belirlediyseniz direkt giriyorsunuz. Ama belirlemediyseniz burada da yine şifremi unuttum alanı bulunmaktadır. Hatta buraya size kısa notlar da düştük. Kütüphane hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Kütüphane hesabınızın şifresini şifre unuttum kısmından edinebilirsiniz. Kurumsal e-postanıza şifre bildirimi iletilmediği durumda kayıt olmak için @sakayotr yani kurumsal mailinizle adınız, soyadınız, öğrenci numaranız, cep telefonunuz ve TC kimlik numaranızı birlikte VETİS için şifre talep ediyorum diyerek kütüphane@sakarya.tr adresine gönderebilirsiniz. Bu işlemler sonucunda size şifre gelecek ve girişinizi yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra karşılaştığımız sayfa bu olacak. Ben şimdi sizinle yine bunların hepsini adım adım yapacağız inşallah. Böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz ve burada abone olduğumuz, satın aldığımız ve denemeye erişimine açılan bütün elektronik kaynaklara buradan ulaşmanız mümkün. Veri tabanlarımız alfabetik olarak burada sıralanmış şekilde göreceksiniz. Ve tüm kaynaklarda arama, bütünleşik olarak arayabileceğiniz bir alan bulunmakta. Burada da bütün kaynakları arayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Evet, VETİS Kampüs Erişim Rehberi de bu şekilde. Şimdi uygulamaya geçelim. E-kaynaklar sekmesinde kampüs dışı erişim, VETİS kampüs dışı erişim. Ben şu an kampüs içerisinde olduğum için bana şifre sormadan otomatik olarak bağlıyor. Dolayısıyla rehberde bahsetmiş olduğum şifremi unuttum ya da kullanıcı adı ve şifre giriş ekranı gelmiyor. Ama siz de rehberdeki gibi o adımları inceleyerek yapabilirsiniz, izleyerek yapabilirsiniz arzu ederseniz. Burada biraz önce rehberde gördüğünüz üzere ana sayfası bu şekilde. Tüm kaynaklarda arama sekmesi burada. Kaynaklarımızı tiplerine göre işte dergi ise dergi, gazete, kitap şeklinde ayrılmış alanlar bulunmakta. Doğrudan elektronik kitaplara gitmek istediğinizde, elektronik kitap veren veri tabanlarına gitmek istediğinizde e-kitap linkine tıklamanız yeterli. Elektronik kitap veren veri tabanları burada alfabetik olarak sıralanmış oluyor. Diğer e-kitaba tıkladığınızda da böyle yine elektronik olarak geliyor. Hiperkitap, Legal Bank, Lexpera, Türk Akademi gibi veri tabanları Türkçe kitapları barındırmakta. Lexpera ve Legal Bank daha çok mevzuat, işte hukuk tarzında kitaplar bulunmakta. Veri tabanların aslında içeriğine merak ediyorsanız şurada sağ tarafta bulunan okları indirdiğinizde ilgili açıklamalar bulunuyor. Dilerseniz bunları açarak da inceleyebilirsiniz. Hangi veri tabanının sizin işinize yarayacağına bu şekilde de karar verebilirsiniz. Böyle. Hangi yayıncılıklarla ilgili, genelde disiplinler arası Türkçe kitap veri tabanları 2500 civarında, mesela Türk Akademi için söylemek gerekirse 2500 civarında akademik kitabı sizin için ulaştırıyor. Buraya gelmişken Türk Akademi için de uygulama yapalım hemen. Erişim için tıklayın diyorsunuz. Ve Türk Akademi sayfası geliyor. VETİS içerisinde tıkladığınızda Sakarya Üniversitesi aboneliği ile bağlanıyorsunuz ifadesini mutlaka görün. Çünkü eğer bu ifadeyi görmüyorsanız Sakarya Üniversitesi aracılığıyla girmiyorsunuz demektir. Ve bulduğunuz kitapların hiçbirine de erişemeyeceksiniz demektir. Dolayısıyla her giriş yaptığınız veri tabanında bu gene İngilizce de olabilir, Türkçe de olabilir. Sakarya Üniversitesi ifadesini görmek zorundasınız. Daha sonra Türk Akademi veri tabanının kitaplarını görüntüleyebilmek için bu alanda öncelikle kayıt oluşturmanız gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa. Kayıt olun diyorsunuz ve burada istenen bütün bilgileri ve ilgili alanları doldurarak anlaşmayı da kabul ederek kayıt oluyorsunuz. Mailinize aktivasyon maili geliyor. O maili tıkladıktan sonra aktif hale geliyorsunuz ve tekrar yine VETİS içerisinden biraz önce yaptığımız gibi Türk Akademi'ye giriş yapıyorsunuz. Giriş yapın dedikten sonra, benim kaydım olduğu için ben şimdi kendi adıma giriş yapıyorum.
Evet. Bakın, Şeyma Akın benim hesabım. Bunu görüyorum artık. Ve kitapları görüntüleyebileceğim. Yalnız burada bir ayar daha yapmanız gerekecek. Sağ üst tarafta nasıl erişebilirim diye bir sekme var gördüğünüz üzere. Burada da bahsediyor aslında. Kitapları nasıl indirebilirim diye. Burada farklı cihazlar için iki ayrı lisansınız olacak ve yazılım indirmeniz gerekecek. Onları indirdikten sonra işleme devam edebilirsiniz diyor. Burada bu yardım sayfalarını öncelikle bir incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben hesabım alanını göstereyim size. Hesabım alanında sol tarafta lisans ve indirme kısmı var. Burada kullandığınız bilgisayarın işletim sistemine göre burada seçiyorsunuz ve o işletim sisteminin yazılımını buraya indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Bilgisayarınızı indirdikten sonra lisansınızı indiriyorsunuz. Kendi adınıza bir lisans iniyor. Ayşe ise Ayşe diye yazıyor. Artık adınızı nasıl giriş yaptıysanız şeklinde. Ve daha sonra artık Türk Akademi kitaplarını indirmeye ve görüntülemeye izin verilmiş oluyor size. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık kitapları arayıp indirebiliriz. Dilerseniz burada alanları böyle görebiliyorsunuz, kategorileri. İşte özel bir alansa borçlar hukuku diyelim mesela. Borçlar hukukuna gidip onun kitaplarını inceleyebilirsiniz. Burada sol tarafta yayın evlerine göre ya da yıllarına göre kitapları görebiliyorsunuz. Yeni yılı 2020 yılını görmek istiyorum dediğinizde oraya ona tıklar. Sadece 2020 yılının kitaplarını listelersiniz. Diyelim ki bunu açmak istiyoruz. Tam metin dediğimde artık ben lisansımı da tamamladığım için benim için açacak. Ve benim için açtığını da şuradan görüyorum. Bir hologram beliriyor sayfanın altına ve benim kullanıcı adım yazıyor burada. Hangi tarihte ve hangi saatte indirdiğimi de gösteriyor. Yani açıkçası telif hakları gereği kitaplar çalınmasın ya da çalınırsa da sorumluları belli olsun diye böyle bir durum var. Yani kitapların çalınmaması lazım. Siz de telif haklarına lütfen bu konuda saygılı olun ve kitapları ekran görüntüsü vesaire almadan kullanmaya çalışın. Zaten ilgili firma bunu fark ederse gerekli işlemleri yapıyor. Onun dışında biraz önce indirdiğimiz yazılıma göre indirebiliyoruz. Pardon. Bu kitabı indirmedi ama farklı bir kitap deneyelim. İndirilecek dosya bulunamadı diyor. Evet, başka bir kitabı denedim. Bazı kitaplarda böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. İndirme işlemine devam et diyorum. Ben artık lisanslı olduğum için indirmeme devam edecek. Yine indirilecek dosya bulunamadı dedi. Neyse, bunu daha sonra tekrar yine kontrol edelim. Devam edelim diğerlerine. Hiper kitaptan devam edelim. Türk Akademi ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Kayıt olmanız gerekiyor. Lisanslamalarınızı ve yazılımlarınızı indirmeniz gerekiyor. Daha sonra VETIS içerisinden tekrar giriş yapıp istediğiniz kitapları indirip ya da online olarak çevrimiçi olarak görüntüleyebiliyorsunuz. O aşamaları yaptıktan sonra bir sıkıntı yaşamayacağınızı umut ediyorum. Zaman zaman yaşanabiliyor. Ben de nitekim şu an kütüphane interneti kullanmama rağmen bazı hatalar veriyor. Ama kısa süreli oluyor. Dilerseniz eğer uzun sürerse de bize mutlaka bu sorunları belirtin. Biz ilgili firmayla teknik ekiple görüşüp hemen hızlıca çözümünü sağlamaya çalışıyoruz. Yine Hiper Kitap da bir Türkçe kitap veri tabanı. Bunu da sizin için tanıtmak isterim. Yine genel bir arama yapacağım. Evet. Hiper kitap içerisinde
Hiper Kitap içerisinde bulunan kitaplar, bilgi teknolojileri adında ya da konusunda çıkan kitaplar 3 tane listelendi sol tarafta. Tam metnini buradan indirebiliyoruz. İçindekileri inceleyebiliriz. İstediğimiz bölüme gitmek istediğimizde tıklayabiliriz. O alana bizi gönderecek. Evet, yönetim bilişim sistemleri alanına geldik. Şöyle 119. sayfadayız. Bu okları ilerletip sayfaları arası geçiş yapabiliriz. Sayfalar arasında burada arayabiliriz. Mesela karar destek diyelim. Gördüğüm için yazıyorum. Karar destek bilgilerinin nerede geçtiğini burada görüyoruz ve istersek tıklayıp o alana, o sayfaya doğrudan gidebiliriz. Yani kitabın hepsini okumak istemiyorsanız. Onun dışında sayfaları kaydedebiliyorsunuz. Bu kitap mevcut sayfa sayısı 60. Sol tarafta sayfa sınırı diye bir bölüm var. Bugün için 60 sayfayı indirebiliyorum ben bu kitaptan demek istiyor bu alan. Eğer bu sayfadan itibaren indirmek istiyorsam geçerli sayfa ve bir sonraki 59 sayfayı benim için PDF'ini kaydet dediğimde bulunduğum 136. sayfadan başlayarak diğer arkasında gelen 59 sayfayı da kaydedecek bilgisayarımıza, aynen gördüğünüz üzere. Bu şekilde kitabı belli bir alanda indirmiş oluyorsunuz. Belli bir alanını. Ertesi gün bir 60 sayfayı da arzu ederseniz yine tekrar indirebilirsiniz. Eğer o bölümde sizin için gerekliyse. Sayfaları e-postanıza gönderebilirsiniz. 273 sayfaymış, tıklayıp PDF e-postayla gönder deyip nereye gitmesi gerektiğini buraya yazarak isterseniz gönderebilirsiniz. Hiper Kitap'ın farklı arayüzleri de var. Ben şu EBSCO arayüzünü tıkladım. Diğer arayüzünü de göstereyim. Bu da Hiper Kitap'ın kendi arayüzü. Buradan da arzu ederseniz aramalarınızı yapabilirsiniz. Bu sefer de farklı bir alan yazalım. Bu arada Sakarya Üniversitesi ifadesini sağ tarafta görüyorsunuz değil mi? Yani Sakarya Üniversitesi aracılığıyla biz bu veri tabanına bağlıyız. Bu ifadeyi gördüğünüzde veri tabanlarındaki makale ve kitapları indirmenizde ya da görüntülemenizde sorun olmaması gerekiyor. Olduğunda da dediğim gibi hemen yazın, bir teknik, kısa süreli de olsa teknik bir arıza olabilir. Onları çözümlemeye çalışırız. Şimdi Hiper Kitap'ın arayüzünde de bakın sol tarafta çok daha fazla kitap geldi. Çünkü hem aramamız genişti, sosyoloji kelimesini yazdık ve konu başlıkları burada var. İşte sosyoloji ama hukuk, sosyoloji ama eğitim gibi. Arzu ederseniz bunları sınırlayabilirsiniz ya da tıp gibi. Ona göre sınırlandırmanıza göre kitaplar buraya sıralanacaktır. Yayın tarihini buraya yazabilirsiniz. İşte çok eski tarihleri istemiyorsanız 1900'leri yazmazsınız. 2019, 2020 sadece yeni kitapları görmek istiyorum dersiniz ve sınırlı sayıda kitap çıkar. Yine kitapları burada içindekiler sekmesine tıklayıp inceleyebilirsiniz. Yine herhangi bir kitabın içindekiler bölümüne tıkladığınızda sadece o bölüme gider. Bu şekilde. Burada da sayfayı kaydetme sağ tarafta. Bu sefer sayfayı kaydet dediğinizde bu kitapta maksimum 40 sayfalık size indirme hakkı veriyor. Bu şekilde dışarı aktar dediğinizde de bakın aşağıya 40 sayfayı indirdi. Bulunduğumuz sayfadan 40 sayfayı indirdi. Evet, Hiper Kitap'ta bu şekilde Türkçe veri tabanı. Legal Bank ve Lexpera'da yine bahsettiğim gibi hukuk alanında daha çok hukukçu arkadaşlarımız varsa alanınızda kullananlar vardır belki. İşinize yarayacak veri tabanları. Onun dışında veri tabanların ismini biliyorsanız eğer direkt buradan da gidebilirsiniz. Mesela Science Direct yazıp
Science yazamadım. Evet, Science. Ya, Science Direct yazdığımızda geliyor. Hemen sağ tarafta. Onun dışında ideal online Türkçe süreli yayınlar veri tabanımız var. Mesela ideal yazacaktım. Zaten otomatik olarak geldi. Dilerseniz şimdi kısaca bir de ondan bahsedeyim. Türkçe popüler ve akademik olmak üzere veri taban süreli yayınların bulunduğu bir veri tabanı bu da. Yine araştırmalarınız için akademik makaleleri buradan bulabileceğiniz gibi popüler dergileri de okuyabilirsiniz. Yani El Ele gibi, Hece gibi mesela tıklayalım. Biraz internet yavaş galiba. Sayfa yüklenirken sıkıntı oluyor. Akademik dergileri de farklı sekmede açayım, göstereyim. Alanlara göre de gidebilirsiniz. Yani herhangi bir derginin adını bilmiyor olabilirsiniz. Ama burada alanınıza göre, araştırma alanınıza göre de çalıştığınız alana göre buradan tıklayıp da gidebilirsiniz arzu ederseniz. Mesela akademik dergilerde de yeni yayınları buraya sıralamışlar. En çok indirilenleri buraya sıralamışlar. Evet. Dergi açılmadı. Tekrar bir daha gidelim. Mesela Kapital var. Aynı zamanda basılı dergimiz de bu. İnşaat Dünyası, El Ele, Kriter, Andante. Bayağı popüler dergiler var. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama buradan inceleyebilirsiniz. Bu dergide şu an en son sayısı Mart 2021 sayısındaki içindekileri görebiliyorsunuz. Derginin diğer sayılarına gitmek için şuradan tıklayıp gitmesi gerekiyor ama sıkıntı var. Şöyle yayın arayıp Andante de diyebilirsiniz arzu ederseniz. Şuraya Andante ara dediğinizde. Farklı yolları göstermeye çalışıyorum sizin için aslında. Hani dergi üzerinden gidebilirsiniz, işte linklere tıklayarak gidebilirsiniz şeklinde. Bakın Andante dergisi 2014 sayısı, Haziran 2014 şeklinde bütün sayılarını görebiliyorsunuz burada. Evet, bu şekilde inceleyebilirsiniz. Vitis içerisinde bir de şimdi ben size veri tabanlarını tek tek göstermeye çalıştım ama o kadar çok veri tabanımız var ki abone olunanlar, denemeye açılanlar, satın alınanlar gibi böyle tek tek tıklayıp gidebilirsiniz. Ama genelde biz öğrencilerimizi ve araştırmacılarımızı tüm kaynaklarda aramaya yönlendiriyoruz. Çünkü her veri tabanına tek tek girip aramak zaman kaybı açıkçası. Tüm kaynaklarda aramada dilerseniz aramanızı yapıyorsunuz. Biraz önce buraya yazdığımız başka yerlerde yaptığımız aramayı yazalım teknolojileri. Bu sefer tırnak işareti kullandım. Bilgi teknolojileri ifadesinin bir arada geçmesini istiyorum ve tüm kaynaklarda aranmasını istiyorum. Şimdi buradaki sonuç sayfasını size göstereceğim. Evet, bilgi teknolojileri ilk tırnak içerisinde yazdığımız bilgi teknolojileriyle ilgili 2531 kayıt sonuçlandı. Bunların kaçı kitap, kaçı dergi makale şeklinde eğer merak ediyorsanız sol taraftaki sınırlayıcılardan görebilirsiniz. 242 tanesi kitapmış. İşte 1905 tanesi akademik dergi. 65 tanesi güncel dergi vesaire. Siz arzu ederseniz buradan sınırlamalarınızı yapabilirsiniz. Ya da şu an bilgi teknolojileri diye aradığımızda gelen sonuçlar 1952'den 2022'ye kadar yani gelecek yıl yayınlanacak yeni makalelere de yer vermiş bu sonuç. Bunları da görebiliyorsunuz. 1952 benim için çok geç eski bir yıl. Ben çok daha yeni 2000'li yılları incelemek istiyorum dediğinizde tutup çekiyorsunuz ve yılı istediğiniz yıla getirdiğinizde bu arama tamamen size göre daralıyor. Sınırlamaya göre daralıyor. Bakın 1900 aramaya indi. Daha sonra burada sadece kitap istiyorsanız kitap tıklayıp kitapların sonuçlanmasını bekleyebilirsiniz. Bakın.
Aynen. Şu an kitaplar geldi. Bu arada bu kitaplar katalog kaydının görüntülü ifadesini görüyorsanız şayet kütüphanemizde şu an basılı olarak duran raftaki kitaplarımız demek bunlar. Bunu da buradan görebiliyorsunuz. Biraz önce göstermiştim eğitimin başında. Katalog taramada da bunu yapabiliyorduk. Buradan da yapabiliyorsunuz. Onun dışında eğer elektron kitap varsa ve tam metin ise burada zaten kırmızı bir ikon oluyor. Tam metne tıklayıp indirebiliyorsunuz. Dile göre sınırlandırabilirsiniz. Sadece Türkçeleri isteyebilirsiniz. Bu şekilde. Sınırlayıcıları koydukça bakın buraya size hangi sınırlayıcıları kullandığınız gözüküyor. Kitapları kaldırmak istediğinizde çarpıya basıp kaynak çeşidinizi kaldırıyorsunuz. Güncel dergi diyerek farklı bir kaynak çeşidini inceleyebilirsiniz yine arzu ederseniz. Bu da yine bizim kütüphanemizde bulunan basılı süreli yayınlar kaydı olarak çıktı. Yani bu daraltmalar tamamen size bağlı. Bu şekilde daraltmaları kullanabiliyorsunuz. Evet. Benim bahsetmek istediklerim bunlar. Kütüphane web sayfasını gösterdik. Neler yapabileceğinizi, Vitis rehberini sizinle birlikte inceledik. Ve veri tabanları arasında da aramalar yaptık. Bu konuda sorunuz var mı? Ya da kullandığınız ve sıkıntı yaşadığınız bir durum var mı? Burada dilerseniz onları uygulama yapabiliriz. Ben de bir yandan mesaj kısmına bakıyorum. Berivan ID, bilgisayarınıza yazılımı indirdiniz. Belki o yüzden inmemiştir demiş. Evet, ben yazılımı indirdim aslında. Tamam. Filtreleme yaparken hata veriyor. Muhammed Ali Köse de öyle bir ifade vermiş ama filtreleme hangi filtrelemeden bahsediyorsunuz? Onu da detaylı yazarsanız hiper kitapta. Peki, ona da tekrar birlikte bakalım. Önce hiper kitaba bir gidelim. Şimdi hiper kitabın, bakın hiper kitap bir, hiper kitap iki, yani arayüzleri farklı olduğu için nereden yaptığınız önemli. Biraz önce ben hiper kitabın kendi arayüzünden yaptım. Ve filtreleme bakalım tekrar yine. Yazalım. Evet, biraz inerse inşallah arama yaparsa Türk Akademi ile ilgili de yine dönüş yapacağım. Yazılımımı indirdim ben bu arada. Bilgisayarda bir yazılım var ama hatanın neden kaynaklandığını anlayamadım. Evet, şu an 2093 tane bilgi teknolojileri ile ilgili kitap çıktı. Diyelim ki bilgi teknolojilerini eğitim alanında istiyoruz. Filtreleme yaptık. Araştırmayı güncelle diyoruz. Evet. Tamam. Bu hatayı gördüğümüz iyi oldu. Teşekkür ederim. Hemen hiper kitabın yetkilisiyle iletişime geçeriz. Burada yapamıyorsak EBSCO'nun arayüzüne de gidebilirsiniz. Erişim için tıklayın diyelim. Hiper kitabın kendi arayüzünde sıkıntı var. Bunu anladım. Aynı sınırlandırmayı burası da veriyor. Yazamadım. Gerçi bunda 3 tane kitap çıkıyor ama birazcık geniş olsun. Bakın sol tarafta konu diye bir yer var. Yine burada tabii konular diğer tarafa göre daha farklı sınıflandırılmış ama seçebilirsiniz. Bilgi yönetimi diyelim mesela, güncelle diyelim. Bakın 6'ya indirdi. Burada sınırlandırma en azından yapıyor. Ama hiper kitabın kendi arayüzündeki sıkıntıyı ben not aldım. Firmayla görüşeceğiz inşallah. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi Türk Akademi'ye gidelim.
Hemen şurada kaynakları filtreleme diyorum. Erişim için tıklayına geldim. Türk Akademi'de VETİS içinden giriş yaptığınızda Sakarya Üniversitesi aboneliğiyle bağlandığınızda öncelikle bunu görmeniz lazım. Kitapları görüntüleyebilmek için. İkinci bir değindiğim noktada hesap oluşturmaktı. Şimdi burada ben hesabımı açtım. Dilerseniz bir çıkış yapayım. Aynen. Burada bir kayıt ol ifadesi var. Siz eğer kayıt olmadıysanız bu kayıt ol ifadesine tıkladıktan sonra açılan sayfada ilgili formu doldurup gönderiyorsunuz ve size aktivasyon maili geliyor. O maili aktive ettikten sonra linke tıkladıktan sonra hesabınız aktif oluyor. Ve daha sonra siz tekrar VETİS'in içerisine giriş yapıyorsunuz. Ve Türk Akademi'ye geçiş yapıyorsunuz. Türk Akademi içinde de bu sefer giriş yapın'a tıklıyorsunuz. Ve biraz önce kaydederken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreyi burada kullanacaksınız. Giriş yapın diyorsunuz. Tamam, bu da bitti. Artık adınızı görebiliyorsunuz. Hesabınız aktif haldedir. Hesabınızın içerisinde tıkladığınızda sol tarafta lisans ve indirme diye bir link var. Bu linkte önce yazılım indirmeniz gerekiyor. Kullandığınız bilgisayarın işletim sistemine ait olan yazılımı indiriyorsunuz. Daha sonra lisans indiriyorsunuz. Kendi adınıza olacak bu lisans. Kendi adınızla inecek. Ve ona tıkladığınızda aktifleştirmiş oluyorsunuz. Daha sonra da ana sayfada kitap arayıp indirebiliyorsunuz. Şimdi tekrar bir deneyelim. Evet, mesela ilk kitabı tam metin deyip açabilirim. Buraya benim ismimle inecek. Bakın. Biraz önce denediğimizi tekrar deneyelim. İndirme işlemine devam et. Bakın şu an indiriyor. Aynen indirdi. Çünkü ben yazılımı da indirmiştim. Aç diyorum. Sizinle şimdi sayfayı paylaşıyorum ama bunu görebilir misiniz bilmiyorum. Bir saniye paylaşımımı değiştiriyorum hemen. Bakın bilgi teknolojileri kitabını indir dedim. Sol tarafa indirme çubuğu geldi. Sonra indirdikten sonra aç dedim. Açtıktan sonra bakın şöyle açılıyor. Yani farklı bir PDF görüntüleme aracı bu. Log Wizard yazıyor. Bu tamamen Türk Akademi'nin bize sağladığı yazılım. Orada zaten zorunlu tutuyor. Bunun içerisinde kitapları okuyabiliyorsunuz. Bu sorunuzu da yanıtlamış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada bir soru daha gelmiş. Onu okurken ben şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Anket, kullanıcı eğitimi anketini göndereceğim sizden. Dilerseniz bu sekmeden de giriş yapabilirsiniz. Cevaplarsanız çok memnun oluruz. Sizin dönüşleriniz bizim için önemli çünkü. Sizin isteğinize göre, taleplerinize göre biz içeriklerimizi geliştiriyoruz. Bakü'den katılan bir öğrencimiz var, katılımcımız var, Nigar Hanım. Siz uzaktan bağlantıyı soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Hemen bir kısaca göstereyim. Umarım görüyorsunuzdur. Eğer göremiyorsanız da YouTube kanalımızda bununla ilgili videolarımız var. Dilerseniz oradan da inceleyebilirsiniz bizim anlattıklarımızı. Tamam, görüyorsunuz. Kütüphane.sakarya.tr adresinde e-kaynaklar sekmesinde kampüs dışı erişim var.
Ve buraya dilerseniz önce rehberi inceleyebilirsiniz. Oradaki adımları takip edebilirsiniz ya da direkt kampüs dışı erişim diyerek de ben size göstereyim. Ben burada şu an kampüste olduğum için şifremi ve kullanıcı adımı sormuyor ama size soracak. Dolayısıyla size rehberden göstersem çok daha iyi olacak. Burada e-kaynaklarda kampüs dışı erişim, kampüs dışı VETIS diye tıklıyorsunuz. Sisteme giriş yap diyorsunuz. Eğer şifreniz varsa zaten otomatik olarak giriş yapıyorsunuz. Yoksa şifremi unuttum ifadesine tıklıyorsunuz ve size kurumsal e-postanıza mail geliyor. Kullanıcı adı ve şifreniz. Eğer geliyorsa zaten otomatik olarak giriş yapabilirsiniz. Ama gelmiyorsa biz burada sizin için bir not düştük. Yine o sayfayı açtığınızda göreceksiniz. E-posta şifre bildirimi almıyorsanız e-postanıza kayıt olmak için kütüphane.sakarya.tr adresine işte şu şu bilgileri gönderin diye buraya not düştük. Orayı inceleyebilirsiniz arzu ederseniz. Daha sonra biz sizi kaydediyoruz ve girişiniz bu şekilde gerçekleşiyor. Yazdığınız e-postanın sizin e-postanız olduğundan emin olun. Hani gerçekten kullanıyor musunuz aktif olarak? Türk Akademi için yazan Berivan arkadaşım için söylüyorum bunu. Bir ona bir emin olun. Hani e-postanızdan belki OGR Sakarya.tr de olabilir. OGR'yi bazen yanlış yazıyor arkadaşlarımız. Öyle hatalarla da karşılaştık. Bir deneyin. Eğer olmazsa yine o bizim biraz önce bahsettiğim kütüphane.sakarya.tr uzantılı mail adresini ekran görüntüleriyle yazın. Ha, tamam. SUBİ'den katılıyorsanız olmayabilir. Çünkü SUBİ öğrencilerine maalesef elektronik kaynaklarımız açık değil. Rica ederim. Ne demek? Siz katıldığınız için teşekkür ederim bu arada sizlere. Sağ olun. Geldiniz. Eğitimimizi şenlendirdiniz. Karşılıklı. Eğer sorularınız varsa devam edebiliriz. Anketimizi cevaplarsanız çok memnun oluruz. Dediğim gibi bizim için çok önemli. Büşra Nurdur'un gelen mailini okuyorum şu an mesajını. Aslında bizim aboneliğimiz mevcut Büşra Nur. Biraz önce bilmiyorum belki aşamayı kaçırmış olabilir misin? VETIS içerisinden giriş yapman lazım. Ve Sakarya Üniversitesi aracılığıyla bağlandığını gösteren bir ifadenin olması lazım. Bu senin yazdığın ifade anladığım kadarıyla o aşamayı yapmamışsın gibi duruyor. Tamam, tekrar bir daha kontrol edersiniz. Ekran görüntüsüyle biraz önce diğer bir arkadaşıma da bahsetmiştim. Sorunlarınızı mümkün olduğunca ekran görüntüsüyle bizim genel e-postamıza atarsanız biz sorunları daha rahat anlayıp size daha kolay, daha hızlı dönüş yapıyoruz. Bu şekilde de olur. Muhammed Ali Ateş bir sorum olacak demiş ama soruyu sormamış. Buyurun sorun. Evet. Evet, Muhammed Ali Ateş güzel bir soru sordunuz. Bazı veri tabanlarımızın arama sonuçları çıkmıyor. Evet, Türk Akademi'de bunun içinde
Vetis ile erişim sağladıktan sonra genel arama motorunda bir konuyu arattığımızda Türk Akademi gibi kayıt gerektiren veri tabanlarının sonuçları çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bazı veri tabanları çıkmıyor. Çoğunluğu çıkıyor ama bazıları çıkmıyor. Bu Türk Akademi'de bunların içerisinde. Lexpera çıkmıyor sanırım. Onu da notların içerisindeydi. Bazı veri tabanları çıkmıyor. Muhammed Ali Ateş. Bu şekilde cevaplayabilirim. Hüseyin Demirci sormuş. Kütüphane olduğunu bildiğimiz halde aradığımız kitabın olmama durumu varsa ne yapmamız gerekiyor? Kütüphane raflarına geldiniz o zaman siz fiziksel olarak, doğru anlıyorum değil mi? Onu bulamıyorsunuz sanırım. Şimdi pandemi döneminde olduğumuz için kitapları evet ödünç veriyoruz ama iade sonrasında karantina bölgesine alıyoruz kitaplarımızı. Bir süre orada bekletiyoruz. Belki kitaplarınız evet kütüphanede gibi görünebilir ama rafa yerleşmemiş olabilir. Kütüphane personeli mutlaka iletişime geçin. Yani ben bu kitabı rafta görüyorum ama bulamıyorum diye. Arkadaşlarımız mutlaka ilgilenecektir. Bahsettiğim gibi karantina bölgesi var, rafı var. Orada olabilir o kitap. Gerekirse oradan size verebilirler. Özden Güneş sormuş bu eğitimin kaydını nerede bulabiliriz diye. Şu an eğitimimiz yeni kaydediliyor. YouTube kanalına da ilerleyen zamanda yükleyeceğiz. Ama buna benzer daha çok eğitim yaptık geçmiş aylarda. O kayıtları da YouTube kanalımızda inceleyebilirsiniz arzu ederseniz. Evet, başka sorusu olan yok sanırım. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için, sorularınızla bizleri ve katılımcılarımızı aydınlattığınız için. Dergiden Özden Güneş yazmış, alanımızla ilgili aboneliğini istediğimiz dergiyi nasıl abone edebiliriz diye. Kütüphanemize abone olmasını istediğimiz dergileri de biraz önce bahsettiğim web sayfasında eser istek alanından yapabilirsiniz. Bu talepler bize düşüyorlar ve biz bunları inceliyoruz. Ama şöyle bir durum var, yıl ortasında abonelik başlatılmıyor. Yani sizin istediğiniz dergi 2021 yılının sonunda değerlendirilecek, 2022 yılının başında ancak aboneliğe başlayabiliriz. Basılı dergi için konuşuyorum. Onun dışında veri tabanları için zaten o da yine yıl başlarında karar veriliyor. Bu şekilde. Tamam, ben teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir eğitim olmuştur. Biraz önce eğitimin başında da gösterdiğim diğer eğitimlere de katılabilirsiniz. Çok farklı içeriklerimiz olacak. Kütüphane veri tabanları, kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarının firma yetkilileri sizlerle bu sefer bilgilerini paylaşacaklar. Her veri tabanının ayrı ayrı özelliklerini sizinle paylaşacaklar. O eğitimlerimize de bekleriz. Nigar Hanım, biz teşekkür ederiz katkılarınız için. Evet, satın alma süreçlerimiz maalesef biraz geç oluyor, haklısınız. Ama bazı prosedürler var. Kamu kurumu olduğumuz için haklı olarak bazı kanun çerçevesinde süreçler ilerliyor. Dolayısıyla o yüzden prosedürler gecikiyor. Ama yani yine de biz sizin isteklerinize değer veriyoruz tabii ki. Sizin sayenizde koleksiyonumuz da gelişmiş oluyor. Nitelikli yayınlar almış oluyoruz. Bu açıdan katkılarınızdan dolayı da teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Ama biz eğitimi bitirdik. Eğitim videomuzu inşallah ilerleyen günlerde YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda daha önce yapmış olduğumuz eğitim videoları bulunmakta. Dilerseniz onları da inceleyebilirsiniz. Çünkü çok benzer eğitimler yaptık. Bahar yarı yılı içerisinde de yine sizin araştırmalarınızı desteklemek için biz her zaman buradayız. Umarım başarılı bir dönem geçirirsiniz.
Sağ Merkez Kütüphane. Hemen bakın şurada web sayfasını açtığınızda bizim sosyal medya hesaplarımızın olduğu linkler burada. Sağda iletişimin altında. YouTube linkine tıkladığınızda hemen kütüphane sayfamızın, kütüphanemizin YouTube sayfasını görebilirsiniz. Yüklediğimiz veri tabanlarını. Abone olursanız her yeniliği de görmüş olursunuz. Evet, çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Sağlıklı günler diliyorum, başarılı bir dönem diliyorum. Hoşça kalın.